Değerli izleyenlerimiz, Ekotürk'te gün ortası devam ediyor. Biraz e-ticareti konuştuk. E-ticareti konuşmuşken e-ihracatı konuşmamak olmaz diyeceğiz. E-ihracat konusunda önemli bir danışmanlık aynı zamanda hizmeti de veren World E-Commerce Forum'un kurucusu Ömer Nartabi, hoş geldin diyelim. Sağ ol, Ömer Bey, hoş geldiniz. Sizinle biraz detaylandıracağız. E-ihracat konusunda ben size burada rehber niteliğinde çok acayip sorulara tutacağım yani. Tabii. Çünkü e-ihracata başlamamış kobilerimiz bizi izliyorlardır mutlaka. Sizden bol bol bu konuda bir yönlendirme, tavsiye ve bir metodoloji isteyeceğim ama müsaade ederseniz küçük bir piyasa bağlantımızı yapalım. Tabii. Borsa da fena gitmiyor malum. Var mı? Borsada oynuyor musunuz? Hayır. Var mı hiç? Hisse senedi yok hiç yani. Hiç ilgilenmiyorum. Orada. Aslında ciddi bir yükseliş var. Diğer enstrümanlarda ciddi bir düşüş var. Biraz herhalde bu faizlerin düşmesi vesaire derken borsaya giriş konusunda daha önce hiç motive olmamış insanların girdiğini görüyoruz. Tonguç Erbaş'a da soralım. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza Tonguç Bey. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bu motivasyonu siz nereye bağlıyorsunuz? Biraz bununla başlayalım bugün. Farklılık olsun. Evet, dün merkezin kararı, faiz indirimi, yansımalar var ama bir teveccüh de var mı sanki borsaya dönük olarak? Daha önce hiç girmemiş, oynamamış bireysel yatırımcılardan bahsediyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz mevcut rakamları, yükselişi? Evet, yani yeni açılan hesap sayısına baktığımızda son dönemde Borsa İstanbul'a yeni yatırımcıların da geldiğini görüyoruz. Ama yani sermaye piyasaları içerisinde uzun yıllardır Borsa İstanbul'un hem yatırımcı sayısı hem hacim bazlı baktığımızda, yani burada portföylerin büyüklüğünü aslında hala gelişmekte olan ülkeler içinde, hatta gelişmiş ülkeler içerisinde de nispeten biraz daha zayıf kalıyoruz. Ama şöyle bir 2019 sonu ve 2020 beklentisiyle yatırımcılar aslında biraz daha hisse senedi piyasasını hem öğrenmeye hem de buraya doğru yönelmeye başladılar. Çünkü geçen sene kur tarafında enflasyon kadar bir yükseliş görüldü aşağı yukarı. Gram altın gibi alternatif ürünlerde de kura bağlı olarak aslında yükselişlerin nispeten zaman zaman sınırlı kaldığını görüyoruz. Ve özellikle Türkiye'nin dün Merkez Bankası'nın 75 bas puanlık bir faiz indirimi, işte 2019'dan kalan o aşağı yönlü hem enflasyon hem faiz inmesini değerlendirdiğimizde Türkiye'nin önünde bir düşük enflasyon, düşük faiz ortamı ve biraz daha yüksek büyüme gibi bir hikayesi olduğunu düşündüğümüzde yatırımcılar özellikle hisse senetleri piyasanın hızlı yükselen fiyatlarını gördüklerinde, yani mesela %1 hisse senedinin günde 7-8 gibi yükselişi neredeyse yıllık enflasyona denk geldiği için tekrardan bir ilgi çekici pazar haline geldi. Burada özellikle yani şunu görebiliyorum ben, yerli yatırımcı alternatif yatırımlarda enflasyon üstü bir getiri sağlamanın zorlaştığını gördüğü sürece, ki bu hem döviz piyasaları için hem altın piyasaları için hem de belki işte mevduat tarzı biraz daha sabit getirili varlıklarda ya da yatırımlarda olduğu gibi, buraya yönelimin zamanla azalarak eğer 2020'de Türkiye hedeflerine birebir ulaşma gibi bir durum söz konusu olursa aslında hisse senedi piyasasının hem cazip hem de daha ilgi çekici olacağını göreceğiz. Her ne kadar bugün biraz daha sakin 121.500 TL bazlı o zirve seviyesinin civarında 2-3 gündür devam etsek de Türkiye örnek ülkelere göre hem piyasa defter değeri hem fiyat kazanç oranı olarak hala çok cazip hisse senedi ne diyelim yatırım imkanı veriyor. Dolayısıyla sorunuza istinaden daha yeni başlayan, aslında bizim uzun yıllardır çok yakinen takip ettiğimiz ve işte eğitimlerle bazı reklam çalışmalarıyla desteklemeye çalıştığımız bu piyasanın şu an Türk yatırımcısıyla tekrar tanışması gibi bir yıl başlangıcı yaşadık. Ümit ediyorum daha bilinçli, daha finansal okuryazarlığı yüksek ve borsanın nasıl bir getiriye ve nasıl bir riske sahip olduğunu da iyi bilen finans merkezi olma yolunda ilerleyen Türkiye'de yatırımcı kitlelerinde bu pazarla buluşturmaya devam edebiliriz. Umarız. Yatırımcının tabii daha çok bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var şüphesiz. Daha çok bu konuda belki biraz daha bilgilenmesi gerekiyor. Buna dönük de organizasyonlar yapılabilir. Biraz günün rakamlarını da bize bir değerlendirin. Dünkü alınan bu indirim kararı daha sonra indirimler belli ki devam, o konuda motivasyon sağlam devlet tarafında, onu görüyoruz açıklamalardan ve uygulamalardan. Onun yansımaları neler Tonguç Bey?
Ya şimdi şöyle bir durum var. Bu sene 12 tane Merkez Bankası toplantısı olacak. Geçen seneden farklı olarak yani 8 toplantıdan 12'ye çıktı. Yılın ilk toplantısında dün gerçekleştirdi Merkez Bankası. Ve aslında geçen seneden böyle önden yüklemeli diye tabir ettiği hızlı işte 400, 300, 200 puanların üzerinde her toplantıda gerçekleştirdiği o faiz indirimlerine bu sene de devam ediyor. Ve Merkez Bankası diyor ki ben önümüzdeki dönem enflasyonun işte enerji fiyatları, yurt dışındaki risk algısının olumlu seyretmesi, Türkiye'nin içinde bulunduğu işte enflasyon döngüsü içerisinde çekirdek ve üfe tarafındaki aşağı yönlü beklentiyle enflasyonun düşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla faiz indirimlerine bu sefer önden yüklemeni ibaresini çıkararak biraz da aslında piyasayı destekleyici ibareler metin içerisine yerleştirilmiş ve faizleri indirmeye devam edeceğini görüyoruz. Şimdi buna istinaden olan gelişme aslında kur tarafında 5.85'in hafif altının test edilmesi, fakat daha düşük bir faizle bugün nispeten dünkü seviyelerde yani 5.87'lerde bir yatay, çok da yukarı aşağı oynaklığın olmadığı bir kurla devam ediyoruz. Keza Borsa İstanbul'da 122 binlerin üstünü dün test ettik. Bu faiz indirimi bir nebze bankacılık sektörüne de aslında olumlu yansıdı. Ama onun da bir kar satışıyla kısa vadeli şu an 121 binin civarında biraz daha yön bulmaya çalışan ve dünya piyasalarını takip eden bir borsa var. Buna mütakip yani dünya piyasalarında takip edilen bu ons altın ve bizdeki gram altın fiyatları da açıkçası belki son dönemdeki en sakin seyrini işte 1555 dolarlarda özellikle orada da bir önemli direnç olması itibariyle devam eden ons altın fiyatları, bunun da gram altına yansımasını 293-294 TL civarlarında görüyoruz. Yani kısacası neredeyse saydığım 4 ürün içerisinde de direnç bölgeleri ya da kritik bölgelerde, hatta işte destek bölgelerinde olduğumuz, yön arayışının devam ettiği ama herhangi bir bozulmanın da şu an için gözlemlenmediği, biraz daha haftanın son işlem gününde daha yatay bir piyasa içerisinde işlemlerin devam ettiğini görüyoruz açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Tonguç Erbaş, aktardığınız analizler ve bilgiler için. Sağ olun, var olun. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı.